Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Silent Hill 2 Remake oynamaya devam ediyoruz. 20. bölümdeyiz. Labirent merkez haritası elimizde şu anda. Herhalde bir labirentten çıkmaya çalışacağız. Sağ sol, artık aklımıza kazımamız lazım gittiğimiz yolları. Bu arada bir önceki bölümün sonunda, yani kaydı bitirdikten sonra ben kafama takıldı da biraz araştırma yaptım. Bu dar ağacındaki puzzle ile alakalı. Sanırım herkes de farklı cümleler çıkıyor orada. Yani biz 6 seçeneğiyle doğru yola ulaştık ya. Bazı yabancı kaynaklar suçluyu seçmelisiniz diyor. Bazı yabancı kaynaklar masumu seçmelisiniz diyor. Yani biz de yukarıdaki o mesajı okuduğumuzda seç aklanan tarafı gibi bir şey vardı. Hatta bir ara şey de dedim. Acaba aklananı mı seçmemiz gerekiyor, ama şeyin doğasına aykırı. İpi çekmek, onu idam etmek demek. Burada ters bir mantık yürütülebilir belki. 6'da da eğer öyleyse tecavüze uğramış bir kişinin onu tecavüz eden kişiyi öldürmesi, ona pusu kurması. Bu bir nebze aklanan taraf, belki idama gitmeyecek bir sebep olabilir diye düşünülebilir. Birkaç video baktım, başka oynayan kişilere baktım. Tamamen farklı şeyler. Yani bizde altıncısı tecavüz sonucu birini öldürdüğüne işaret ediyorsa cümleler, onda başka bir şey. Orada masum gibi görünüyor. Ya da ne bileyim, bakmanız lazım arkadaşlar, çok farklı. Sanırım bizim kağıtları koyduğumuz yerde iki tane seçenek çıkıyor. Hangisinin size düşeceği belli değil. Onları eşleştirerek oynamanız gerekiyor. Neyse, biz ikinci seçenekte doğruyu bulmuşuz. Artık yolumuza devam ediyoruz. Sizin de fikirleriniz ve yorumlarınız varsa yazmayı unutmayın lütfen. Merkez haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yudum kahve alayım da ilerleyelim bakalım. Ama şunu gördüm, içim rahatladı. Millet 6-7 kere şeye düşüyor böyle. 3-4 kere sürekli zindana düşüyor. Yaptığın her yanlış seçimde aşağıdaki zindana düşüyorsun. Oradan kaçarak tekrar yukarıya çıkıyorsun. Ta doğruyu bulana kadar. Ama önce kağıtları düzgün eşleştirebilmen lazım sanırım. Biz de kağıtları düzgün eşleştirdik diye düşünüyorum. Aa, burada manuel sev varmış. Tam zamanında bırakmışım. Ben bu manuel save'i kullanacağım arkadaşlar, çünkü otomatik save'le uzun zamandır devam ediyoruz. En son manuel kaydımızı ne zaman yaptık bilmiyorum. Şöyle geçmişe bir kayıt yapalım. Ve şurayı araştırıp o iğrenç yaratığın içine mi gireceğiz? Ne yapacağız ya? Dur, şimdi izini bizi içine çeker, şöyle bakalım. Kurşunlarımız da azaldı. Bu arada labirentte olduğumuzu unutmayalım. Şimdi haritayı kendi şey yapıyor. Garip duvar. O garip duvara bir dokunalım veya bir etkileşime girmeye çalışalım bakalım. Zaten kaydettik. Giriyor. İçeri girecek. Hayır. Ne oluyor? Sanırım oraya girebiliyoruz. Ben kendi kendine yaklaştı, geri çektim. Bir dakika, denemeyelim. Eğer seçeneksiz kalırsak oraya gideriz. O bizi bir yere bağlıyor olabilir. Hayda. Maria? Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James. What are you talking about? Just before. Don't you remember? James? Honey? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else?
You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Şu sinematikler gerçekten kusursuz. Her sinematikten sonra bunu söylemiş olabilirim. Bir edit yapılsa. Maria. Evet. Geri dönsek mi? Dur. O garip duvara gireceğiz ya. Garip duvarın içine girmeli miyiz? Bu ne? Ne bu şimdi? Kaldır bakayım örtüyü. Hayda, bir puzzle daha. Arkadaki... Bu ne şimdi ya? Bir dakika. Aşağı yukarı da var. Bunu şimdi... Yüzünü doğru konuma getirsek... Bir dakika. Biz labirentteyiz ya. Her çevirmemizde yol açılacak. Bak, ileride bir yol olması lazım. Bizim de o yoldan gidebilmemiz için bu dünyayı çevirmemiz gerekiyor. Bir deneyelim bakalım. Evet, şimdi bir ilerleyelim. Burayı araştırıp çıktıktan sonra herhalde farklı versiyonlarını, farklı varyasyonlarını deneyeceğiz. Aşağı mı yukarı mı? Zaten yukarı çıkamıyoruz gibi. Ya da bir yukarı bakalım. Evet, yukarı çıkamıyoruz. Şu an tutmuyor orası. Aşağıya tek seçeneğimiz. Bilerek ilerliyorum. Yani duvar olsa da bilerek ilerliyorum. Biliyorsunuz ilerleme sebebimi. Hmm.
Merdiveni görüyorsunuz değil mi? Şu an bu aşağıda yapabileceğim bir şey yok gibi. Her tarafa bakabildiysek. Aşağıya atlama o da yok. Duvardan atlama o da yok. Bir yeri ne oldu? Bir yeri kırma o da yok. Çıkıyorum buradan. Şimdi bir bakalım bir saniye. Bir şeyi sağa çevirirsem neyse bunun mantığını bir deneme alma yoluyla bulalım. Şimdi bunu geçebiliyor muyum? Hayır. Her tarafta şu işaret var. Şu. Şu an doğru gibi görünüyor. Bu da doğru gibi görünüyor. Garip duvar neyin nesi bilmiyorum. Bir tekrar gireceğim bir saniye. Şu an daha farklı bir şeydeyiz. Şu an yukarı çıkıyoruz. Belki de olması gereken buydu. Üç kapı. Harita peki? Harita yok artık. Kırmızı kapalı. Bu da kapalı. Güzel. Çürük alan haritası. Garip duvara acaba geri dönebileceğiz mi? Kanlı kapı. Bu ne ya? Bu ipi bıraktığımız zaman bu aşağıya düşecek ve biriyle kapışacağız herhalde. O yüzden bir kayıt gerekiyor olabilir. Şu tüm odalara baktıktan sonra askıya alınmış kafes, asılı kafes. Şu an sevlemedim de çekmedim de kafesi. Bu kan bizi bir yere götürüyor ama. Şunu çekelim mi ya? Kaydetmeden çekeceğim. Bakalım başımıza ne gelecek. Ha, eşya yok. Neyse, iyi ki tıkladım.
Önce şu tarafa gidelim. Diğer taraf çok gergin gibi. Anahtar istiyor burada. Hepsinin işaretini... Tamam. Bu ölüyor mu? Sanki aynı yere mi bağlandı ne? Kanı takip edeceğiz gibi. Şunu bir takibe devam edelim. Kanı. Oha. Tamam. Burası ters taraf. Biliyorum. Ama kan göründü. Orada sistemi kaybettik. Kaçmaktan. Buraya bir şey çekeceğiz gibi görünüyor. İkisi de boş mu? Tamam, bunu oraya çekeceğiz. Çekelim ve orada dursun bir. Ama zıplamayacağım ya. Sen bir dur bakayım burada. Pekala. Ver bakalım şırıngayı. 13'e 11. Buradan atlıyor mu? Kurşunum azaldı ya. Biraz yakın dövüş yapalım. Pekala. Baktığı bir yer yok değil mi James'in? Bazen paranoyak oluyorum. Acaba bir yere bakıyor mu diye. Çünkü ben sürekli etrafa baktığım için James'in kafasına hiç odaklanmıyorum. Şimdi buraya zıplamalı mıyız? Ne diyorsunuz? Şu ne? Buraya zıplarsak nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama buraya kadar gelmişken de zıplamalı mıyız? Önce şuradan bir kurtulalım, bir saniye. Burası bir dursun. Bak. Gidip hemen sol taraftaki çıkmaza bir bakayım ben. Tamam, burası çıkmaz. Şu sola da bakacağım. Pekala, tamam. Gir, gir, gir lan. Girmiyor. O girmiyor, değil mi?
Ya da sert mi itmedik, ne yaptık? Bakayım. Git buradan. Bir darbe daha yersem şey yapacağım. Orayı kilitledi, evet. Tamam, bundan en azından kurtulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Anahtar istiyordu. Belki de buranın anahtarını falan bulacağız. Lan biz nereye geldik? Arkadaşlar. Karambolle ters tarafa koşmuşuz. Şunu bir iç. Hala bir şuruba daha ihtiyacım var. Fark ettiniz değil mi? Sırtım kanlı. Şimdi bak buradan. Buradan. Dümdüz gidiyorum. İkinci sola dönüyorum. Tekrar sola. Tamam. Evet. Bir kanlı kapı daha var. Fenerin etkisi ha. Bir soru işareti var orada. Çamaşır makinesi mi o ne? Tangır tungur sesler çıkaran. Ya bunu yapmayın ya. Bu tam bir Silent Hill sahnesi şu an. Silent Hill 1'de öğretmenler odasındaki kediyi hatırlayanlar var mı? Şu hayal ürününe bakın. Nasıl bir hayal gücü bu ya? Ne aldık oradan? Gaz yağı mı? Ne o? Çakmak gazı. Kapı var zannediyorum burada. Ama burası enteresan bir şey ya şu anda. Pekala. Yapmamız gerekeni yaptık. İtmeden önce şunu bir alalım. Keşke bu itmenin bile farklı bir sebebi olsa. Yani ne tarafa ittiğine bağlı olarak. Tamam. Oraya geri bağlandık. Şimdi biz ortadaki yere gideceğiz. İlk sağa dönüyoruz. Ve dümdüz sola. İlk sağa gidiyoruz. Çabuk. Tamamız. Çakmak gazıyla daha bir işimiz yok. Bir kaydetsek mi? Acaba bunu yakabilir miyiz? Yakıp düşürebilir miyiz bunu? Bence mantıklı. Kullansana. Ama ateşe de ihtiyacımız var. Dümdüz gidelim. Ya daha doğrusu solu bir kontrol edelim şurayı.
Tamam. Artık rastgele bir yere gideceğiz. Şuradan da bir takip edelim gene. Bu ne zaman saldırıya geçiyordu ya? Geç şuraya. Anahtar mı istiyor? Tamam. Nereye geldik lan biz? Tamam. Sadece sağ tarafı bir kontrol etmemiz gerekiyor. O çıkmazı. Çıkmazı kontrol ettikten sonra tekrardan buraya geleceğiz. Bir ödül var. Ödül ver, gözünü seveyim. Tamam. Şimdi şuradan yine devam. Dümdüz iki yol var gibi görünüyor. Bakacağız artık. Duvarın kolonun arkasından, köşelerden. Burası çıkmaz. Kan. Kanı takip et. Neredeyiz? Güzel. Çıkmazı bulduk. Sola gittik. Çıkmazın sağ tarafı var ama. Büyük ihtimalle şu an bulunduğumuz yerin arka tarafına çıkacağız bir yerden ve çıkmazın oradan sağa döneceğiz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyip sola doğru bir girelim bakalım. Elimiz de aydınlatmıyor sanki yeterince ya. Bırak artık be. Yok değil mi şu? Tam da tahmin ettiğim şey olacak. Ay yataklara bak ya. Yataklarında bir ceset mi var orada? Ne var? Arkadan açıyoruz burayı. Tamam. Burayı bir saniye. Tamamız. Peki nasıl oldu? Aslında buradan yolumuza devam edeceğiz. O bahsettiğim yerden sağa döneceğiz. Bir sağa dönüş yolu var gibi. Ama önce şurayı bir kontrol edelim bakalım. Enteresan yatakları. Yo, yatak ortadan ikiye ayrılmış. Sok bakayım gene elini. Başımıza bir iş gelecek ama.
Pekala. Kibrit de bulduk. Şimdi ikisini kombine edip herhalde o çarşafı yakacağız. Lan sopamın ucundan korktum. Şuna vurabiliyor muyum? Sinirlendirdik. Tam kafasına. Eline vursam. Dur bakayım, bir tane öldürmeye çalışalım. Oha! Sen kaşındın lan. Kurtulduk. Öldürmeyebilirdik ama bir görelim istedim. Şimdi bir tane daha gelecek. Burada çok düşünmeyelim. Çabuk çabuk çabuk. Çüş ya. Görmüyorum. Tamam, bir tane daha yiyeyim de tam şırınga kullanayım. Aynen. Kaç. İstediğim buydu. Tamam. Bari şırıngayı değer bir şeye kullandık. Neredeyiz abi? Eksiksiz bir şekilde haritayı açıyoruz. Sol ve sağ. İki kapalı alan. Yine elimize bir şey aldık ya. Arkadan mı açıyoruz burayı? Tamamdır. Orası ta şeye çıktı. Bir önceki denememde kilitli olan denk geldiğimiz yere. Şimdi şuradan devam edelim bakalım. Ne oluyor? Ne olduğunu biz de görebilsek. Kurşun ne durumda? Arkadaşlar çok az kurşunumuz kaldı. O, ben Angela'nın babasına çok normal kurşun sıktım ya. Keşke yapmasaydım onu. Ne manyak bir oyunsun sen ya. Böyle bir odada kimin aklına gelir böyle bir sahne? Duvar diplerinde bir şey yok değil mi? Şuradan bir şeye bakıyor ama ya. Herhalde uzakta da olsa o nokta bir kafa karıştırıyor. Demir anahtar. Ha, buna bakıyormuş lan. Vallahi bakmasa göremeyeceğim ha. Genelde havaya baktığım için yerlerdeki şeyler kaçıyor. Pekala. Şimdi o anahtarla ta şeye gideceğiz. Şu askıya alınmış kafesin alınmışının altına. Sanırım. Oraya hızlı bir şekilde nasıl gidebiliriz? Oraya hızlı bir şekilde hemen sağa dönüp düz gidip dümdüz. Şimdi buradan dümdüz ilerleyip sol, sağa dümdüz. Sol,
sağa dümdüz. Şunu yeme ne olur. Ne olur yeme bunu. Çok güzel. Kaç 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 kaç. Tamam. Bura mı? Bir deneyelim bakalım. Burası tamam. Yine köpüren bir küvet var. Ya arkadaş ya. Elini sokmayacaksın değil mi? Aptallaşma. Lan asit olabilir o. Ben buna elimi sokmayacağım. Belki burayı boşaltmanın bir yolunu bulabiliriz. Belki arkadaşlar bir saniye. Ben uzatsam mı? Bir de şeyi denememiz lazım. Birleştir. Ha, üç şeye ihtiyacımız var. Bir şeye daha ihtiyacımız var. Çubuk gibi bir şey mi yakacağız bununla? Veya biz bez parçasını mı yakacağız? Ne yapacağız bilmiyorum ki. Zaten bez vardı. Soksam mı elimi? Ama çok tehlikeli duruyor bu sefer ya. Bir saniye. Biraz ilerleyelim. Aynen bu vanayla belki suyu boşaltacağız. Bir denesene. Oraya da tam bakamadım. Var ya bir şeyler oluyor zannettim. Evet ya. Belki de bulamayacaktık. Bunu mecbur yapmamız gerekiyor. Yani elimizi direkt soksak ne olurdu acaba? Ama yine de içgüdülerim beni yanıltmadı. Kırık çakmak çalışmıyor. Artık sağlam bir çakmağımız var gibi. Bununla ipi yakacağız. İp dümdüz tamam güvenli bölgede. ...38 kayıt. Bir kaydedelim ya. Bir kaydedelim. Buraya kadar geldik şimdi. Aşağılarda. Kaydımız olsun. Yak bakayım. Canlanıp üzerimize saldıran bir şey mi olacak? İçinde ne olduğu belli değil. Yol açtı bize. Aşağı kata. Bir de şeyi unutmayalım ya. Nerede bu? Şu garip duvarı da unutmayalım. Kübü döndür. Bir şey kaldı mı burada? Her tarafı çok güzel bir şekilde araştırdık sanırım. Buraya girdiğimiz yerde kapandı mı şurada bir yerde? Orayı tam hatırlayamıyorum şu an ama her tarafı araştırdığımızı düşünüyorum. Ama buna rağmen ne bir anı ne bir not hiçbir şeye denk gelmiyoruz. Nereden atlayacağız? Hadi bakalım.
Sonsuzluğa atladık. Umarım Maria'ya ve o garip yere geri dönebiliriz. Harita var mı? Oraya bağlandı. Sesim gitti. Maria'ya bağlandı. Elimizde bir şey var mı? Elimizde hiçbir şey yok. Bunu daha fazla döndürmeye de ihtiyaç yok bence. Çünkü simge kapı kapalı. Bir Maria'yı kontrol etsem mi? Garip. Hiçbir etkileşim yok. Bitti mi mırıldanman? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Küple alakalı bir şeyimiz kaldı mı acaba? Var çünkü çizik çekilmedi. Buranın bağı gitti zaten. Bir dakika şimdi. O kapı için adamın yüzünü normale getirmemiz gerekiyor herhalde. Sağında solunda bir işaret varsa göremiyorum. Buraya daha önce girmiştik ya. Bu şekilde girdik mi? Bu şekilde girmiştik. Sanki. Ama yani bir çıkışı olabilir bence ya. Tam bakmadık mı acaba? Bir bakalım tekrardan. Kapı kapalı. Buralardan atlama yok. Bir duvar kırma falan yok gibi. Şurası biraz garip ama. Az önce içinden geçmiştim. Tamam, bu bir yere bağlanmıyor gibi. Biraz daha çevirip bir şeyler bulmaya çalışalım. Bu da yeni bir yol bu arada. Diğerinde adamın yüzü tersti. Evet, bakalım nereye gideceğiz. Ne olur böyle olmasın ya. Bir yere bağlanmalı bu. Bu da bir yere bağlanmadı. Kesin mi? Kesin.
Bak, adamın kafası böyleyken bir sağ yap. Şunu bulalım. Şöyle de bir girsek. Bu daha önce girdiğimiz miydi? Bence bu daha önce girdiğimiz varyasyon. Bir dakika. Artılar vardı ama sanki onun sağında solunda. Evet ya, onun sağında solunda artılar vardı bence. Ama aynı gibi. Evet, aynı. Şimdi o sonsuzluk işareti gibi bir şey vardı, onu deneyeceğim. Geç. Bunu da geç. İşte bu, burada... Bunu denedik mi? Şimdi iki aşağı yaparsam sonsuzluk işareti gelecek. Bir, iki. Şuna da, yani sonsuzluk işaretine benzer bir şey. Sonsuzluk işareti değil de. Hem aşağı hem yukarı. Burada bir şeyler olacak gibi. Herhalde yukarıda bir film var. Evet, başlıyor muyuz? Kaç dakika? 48. Kapıların üzerinde şey var mı? Biz ilkinde sola girmiştik hatırlarsanız. Şimdi burası kilitli olacak. Başka bir, yani demek ki 3 kapıya gireceğiz biz toplamda. Sağa da bulmamız lazım birazdan. Issız bölge haritası. Biraz ilerleyelim bakalım. Diğer tarafta herhalde. Al şunu ya. Tamam. Merdivenimiz var bir tane. Hayda. İyi ki girmedin. Oradan girip burayı arkadan açabiliriz belki. Bir gir bakayım. Ters taraf oluyor. Bir merdiven daha. Merdivenler bir dursun bakalım. Ama o merdiven etkileşime girilmiyor mu? Giriliyor. Şimdi çizdi merdiveni. 1, 2. Pekala.
Ben bunu biliyordum. Böyle bir şey bekliyordum. Neden biliyor musunuz? Şuradan geliyorsunuz ya. Yeni bir oda. Oo, çekmece. Hemen çekmeceye giderken bir yerden fırlayıp sana gömecek. Belli yani. O yüzden çekmeceye gitmedim ama gene nereden çıktı? Şuradan bir yerden herhalde. Güzel. Tamam. Şimdi gidilebilecek sadece bir yer daha var. Bir yerden sürünerek geçebiliyorduk. Orası neresiydi? Şurası. Ha, buradan geçemiyoruz. Arkasında bir şey var. Bunu itmemiz lazım. Oradan geçebilmemiz için. Önce ilk gördüğümüz merdivene bir girelim. Bir diyor. Ha, buna da gidemiyoruz. Bu uzakta, bunun diğer tarafından gelmemiz lazım. O zaman ikinci merdivenden başka bir alternatifimiz kalmadı. Kat mı aşağı iniyor? Anlamı o mu? Gerçekten kurşunum az kaldı ya. Su baskın seviyesi haritası. Ya. Yakın dövüşte vuracaktım. Belli de olmuyor. Şunu bir gidip öldüreyim ya ben. Haritanın anasını ağlattık bu arada. Burası kırılır gibi duruyor ya. Nereye geldik korkudan? Sistematik bir şekilde ilerlemeye devam. Burası nereye gidiyor? Kurşuna. Neredeyiz lan? Şimdi bakalım bir. Burası yeni bir yola gidiyor. Böcek mi? Ulaşamadığımız merdiven sanırım. Tam emin değilim ama sanki gidebileceğimiz her yere gittik. Merdivenden indik. Döndük dolaştık. Duvar diplerini falan bulduk. Zaten girilemeyen bir yer var. Mecbur buraya çıkacağız gibi. Biraz sistemsiz geldik buraya ama sanırım her yere bakıldı.
Bu evet. Bu giremediğimiz merdiven. Bunun için bir kesme aleti falan bulacağız. Zinciri falan kesmek gerekebilir. Kelepçeli kapı. Beynimi yiyeceğim ya. At mı dolaşıyor üstümüzde? Ne oluyor? Örümcekler. Yakaladım seni. Vur şuna. Vur. Yol ayrımlarını bir belirleyelim. Şöyle hafif de olsa çizilsin. Gel lan buraya. Bir tane daha mı geliyor? Yok. Şimdi ne oldu? Haritaya bakarken gelmek var mı? Düz. Sadece düz gidemedik. Burası yeni bir merdiven burası. Şimdi merdivenden indik, geldik. Kelepçeli kapı. Sadece bir saniye arkadaşlar. Şimdi buradan sol böyle ileri doğru. Tamam. Buradan gideceğiz. Şunları bir sonuca ulaştıralım. Küpten çıkalım. Buranın da sonuna geliriz. Su çok derin ya. Sağa sola bakmıyor değil mi? Dümdüz bir yol var görünüyor zaten. O gidiyor bir yere saklanıyor. Kademe kademe. Saklandı mesela. Lanet olası pislik, neredesin ya? Hı. Küçük anahtar. Neresi kilitliydi? Belki de kelepçelin. Ulan mı lan o? Burası arkadan açıyor bir şeyi. Bir haritaya bakalım gene neredeyiz. Zaten şu
şuradan izlemiştik. Tamamız. Çıkıyoruz artık buradan o zaman. Gerginlikler. Bu anahtar kelepçeye herhalde ya bu. Kelepçeli kapıya. Düz gidip sol taraftaki merdivenden mi yoksa ikiden mi çıkacaktık birden mi? Üç. Birden çıkarsak direkt merdivenin kelepçeli kapının olduğu yere geliriz. Birden çıkarsak. Bir. Düz gidelim. En son sola döneceğiz. Umarım buraya olur. Buranın anahtarı var mı? Varmış. Anahtar girişi. Yan kapıyı mı açacak? Ne yapacak? Mal ya. Bağırmadan saldırsa. Daha akıllıca olur ama. Kendisi için. Yandan başka biri gelmezse bunu hallederiz. Salak ya. Bu patlayan değil mi? Bundan kaç, bu patlar bu. Bu ne şimdi? Önce şunu bir çekelim şuradan. Burada durabilirsin şimdilik. Penceremiz de var. Çek biraz daha. Buraya bakacağız mı sadece? Tamam. Bunu çekemiyor muyuz? Çekemiyoruz. Hayda. Abi, direkt şurada ulaşmamız gereken bir yer var ama. Dördüncü merdiven. İn bakayım aşağıya. Ne oluyor gene ya? Sev yerim o. Geçmiş silindi.
Burayı o elektrik paneline takılı olan şeyle keseceğiz. Ne onun adı? Onunla işte. Önce bu tarafa mı? Kurşun varmış. Aynı yere bağlandık, değil mi? Aynı yere bağlandık. Hayda, piramit kafa, kaç 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 kaç. Ne yapacağız şimdi? Bir devam et ya, önce bir etrafı araştıralım. Şurayı bir kırsana. Çabuk çabuk çabuk. Geç 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 geç. Acaba ne vardı ya? Daha dolanabilirdim. Çünkü orada bir şey yapmadık. O odayı bulduğuma dair bir şey geldi ama bildirim geldi de o odada bir şey var mıydı acaba? Bir merdiven daha vardı. 5, 6. merdiven. Buradan inersek... Neyse bir devam edelim bakalım. Enteresan bir kaçış oldu. Yani ilk gördüğümüz merdivene gitmedik. Oha. Bana kim vurdu o aradan? Hangi şerefsiz bu püskürttü değil mi bütün şeyini, zehrini? Buralar bizim geldiğimiz yerler değil, değil mi? Sanki burada... Bir saniye. Yo, yeni yerler. Ha, burası şeye gidiyor. Kerpetenli odaya. Tamamız herhalde. Burası da tamam. Merdivenden çıktık. Direkt şimdi sağa doğru o kerpetenli odaya gidelim. Bir şeye mi baktın? Bölüm uzuyor. Buradan bakmıştık. Şimdi o geçenki bug'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Burada bir nokta çıksa, o noktadan burayı gözlemek istesem kapının diğer tarafında olacağım. Şunu alalım ya. Güvenli mi ama bunu böyle almak? Aldık. Tel kesici. O merdivenle geri insek ne olur acaba ya? 6 numaralı merdiven. Burası enteresan bir dünya ya.
Tel kesici neredeydi? Virus yazan yer. Yani ta 4-6 numarayla filan inip oraya gidebiliriz. Veya 5 numarayla inmemiz lazım. 2 numarayla insek gidemeyiz. 5 numarayla inmemiz lazım. 5 numarada da piramit kafa var şu anda. Ama hala bakmadığımız bir kapı var görünüyor ya. Şu kapıdan niye girip çıkmadık? O kapı niye öyle görünüyor? Ya oradan geçtik biz ama bir aradan mı geçmiştik oraya? Şimdi bir strateji izleyelim. Her yere gidebiliriz. 1'e de gidebiliriz. 2'ye de gidebiliriz. Böyle 2'ye, 5'e de gidebiliriz. 4'e de gidebiliriz. Buradan 4'e çıkarsak bir şey yapamayız. Bizim sadece 5 ve 6 ile oraya gidebilmemiz lazım. 5 ve 6. Bu da benim piramit kafadan kaçtığım yer zaten. 5. merdivenden çıktım. Odaya girdim. Ortadaki odaya 5. merdivenden çıktım. 6 ile çıkarsam yeni bir yola bağlanacaktık ama oraya hiç gidemedik şu an. Onu nasıl deneyebiliriz? O merdivenden inip ben bir oraya geri döneceğim ya. Çünkü şey değil abi. Sadece 5 ve 6 numarayla oraya çıkabilmemiz lazım. Acaba bir kayıt mı yapsak? Ne yapsak? Buraya kadar gelmişken bir devam edelim. Şuradan bir aynen buradan kabloyu almıştık. Bir devam edelim bakalım. Bak şimdi haritadan geçilmiş görünüyor. Gördünüz mü? Aslında biz bu yolu kullandık ama o kapıdan girip çıktığımıza dair bir işaret yoktu. Biz bir devam edelim. Çünkü 5 ve 6 dışında herhangi bir yerden ulaşamayız gibi görünüyor o tellere. Piramit kafa yok. Bir saniye. Zaten bu tel bir insene. O çemberin etrafından piramit kafaya belki şey yapabiliriz. Fake. Aa. Arkadaşlar bizim 6'da hemen gitmemiz lazım ama 6'yı da bir kontrol etmek istiyorum. Nerede acaba? Buradan bir çıksana. Bu odayı da tam araştıramadık. O kadar şey verdi, başarım verdi. Bir normal yaratık var lan burada. Piramit kafa değil. Lütfen sırası değil, sırası değil. O ne? Arkadaşlar, nereye geldim ya? Boku yedik mi? Ha, kablolara gidiyoruz vallahi. Ama içimde 6 kaldı biliyor musunuz? Ben bu kabloları hayatta kesmem. Yemin ediyorum 6. merdiven kaldı içimde. Neredeydi bu?
Altıncı merdivenden çıkarsam ne olacak acaba? Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Bunu kesmiyorum. Kesersem bir şeyler olabilir. Bak. Bir saniye. Dümdüz gidip sağa gidip aşağıya sola dönmem gerekiyor. Bak dümdüz. Sen bir geber hele. Şuraları da bir düzgün araştırabilelim. Senin yüzünden etrafı şey yapamadık. Yine geldiğimiz yere dönüyoruz ya. Nevrimiz döndü. Bak. Bir düz git. Şurada ufak bir ara vardı. Buradan sanırım az önce kaçmak için burayı kullandım ama. Zaten buralardan geçmiştik biz. Tam şurada dedim burası birbirine bağlanıyor hatta. Gel tarafa. Ne tarafta acaba? İlerle. Bu piramit kafa değil ya. Bu şuna çıksana be. Çık artık çık. Piramit kafa gitti buradan herhalde ya. O aşağıda telleri şey olarak kullanan. Onun gerginliğiydi o. Bak biz ilk başta buraya çıkabilirdik. Çıkmadık. Acaba ne olacak? Vay be. Acaba ilk buraya mı çıkmalıydık? Ama sonuçta o da bize başarım verdi. Önümüzde koca bir dünya var. Sırf bunun için buraya geldik arkadaşlar. Tamamdır. İyi oldu. En azından bir fotoğraf bulmuş olduk ve burayı da merakımız giderilmiş oldu. Şimdi hemen buradan aşağı inip tekrar kablolara gideceğiz. Daha başka bir şey var mı? Yok. Çabuk. Kurtulduk. Düz git. Heh. Artık kesiyorum. Bir yer kalmadı değil mi? O odayı bulduk. Odaya girdik. Tamam arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde buradan çıkıyoruz artık. 7 numaralı merdiven mi? Ne bu? Gerçekten de öyle. Bu bölüm biraz uzun sürdü. Piramit kafa. Son anda gördüm. Kayda bakıyordum. Ulan ne zamandır da kaydetmedik, ölürsek. Atlıyor muyuz aşağıya? Mecbur. Dur, atlamadan önce şuraya son bir kez bakalım bir şey var mı diye. Orada herhalde değil mi piramit kafa? Yok abi işte ya, atla gitsin. Zıpla. Herhalde böylelikle bu labirent de bitmiş olacak. Yürüyerek çıkacağız.
küpün olduğu yere doğru sanki. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Kayıt zamanı. Bir sonraki bölümde diğerini halletmeye çalışacağız. Artık veda vakti. Of. Biraz değişik bir bölüm oldu ya. O piramit kafa gerginliği de fenaydı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.